Dostlar bugün size günlük makyajın sırlarını vereceğim. Ama günlük makyaj deyip geçmeyin. Çünkü aslında günlük makyajlar inanılmaz önem alıyor hayatımızda. Bilmiyorum en azından benim öyle. Bugün burada sosyal medyada çok az konuşulan ürünlerden bahsedeceğim. Ve günlük makyajınızı nasıl değiştireceğini ve nasıl ileri taşıyacağından bahsedeceğim. Saçlarınızın nasıl sağlıklı gözükeceğinden bahsedeceğim. Ve kaşlarımı alacağım. Eğer hazırsanız artık videoya geçebiliriz. Merhaba dostlarım, hoş geldiniz. Öncelikle ismim Didem. Eğer tanımıyorsanız içerik üreticisiyim ve diğer sosyal mecralarda da varım. Bugün aslında günlük makyaj içerisinde farklı farklı konulara değineceğim. Bunlardan ilki kirpikler. Kirpikler gerçekten insanın bakışlarını çok etkiliyor. Ve bence tek tek ayrılmış kirpik görüntüsü kadar güzel bir şey olamaz. Dizlere bakın, filmlere bakın. Orada genellikle hep o başrol oyuncusunun kirpiklerinin böyle tek tek ayrılmış olduğunu görüyorsunuz. Tabii ki de bu görüntüye siz de ulaşabilirsiniz fakat birkaç trikle. Aslında kirpik bakımımla ilgili ayrı bir video çekmek istiyorum. Gerçi bunu çok ele aldım Instagram'da, TikTok'ta fakat burada hiç ele almadım. O yüzden ona ayrı bir video çekeceğim ama şunu söyleyebilirim ki kirpikleriniz eğer birbirine yapışıyorsa şu kirpik ayırıcının ne kadar çok işe yarayacağına inanamazsınız. Çünkü kirpikleriniz siz yapıştığı zaman maskara fırçasıyla tekrar tekrar geçtiğinizde Doğal olarak kirpikleriniz daha da çok et bir yapışıyor ve daha kötü bir görüntüye sahip oluyorsunuz. Halbuki şu kirpik ayıcıların daha çok bence konuşulması lazım. Bu sorunu yaşayanların bence kahramanı ve ben de çok severek kullanıyorum. Bakışları derine katan ikinci şey de arkadaşlar kaşlar. Kaşlarınız gür olur, ince olur ama bence kaş alımı çok önemli. Bunun için de biliyorsunuz şöyle bir e, taktik var bir saniye. Şöyle burundan buraya doğru artık bunu bilmeyen yoktur ama Şöyle bir izah aldığınızda bunun altında kaç kalıyorsa eğer bu gözlerinizi düşük gösterecek. Yani şöyle bir bakış olacak. Bir de tabii ki de şöyle izah alıyoruz. Şu iki kaşın arasında alıyoruz. Eyeliner çekemiyorum diyen o kadar arkadaşıma bu tekniği gösterdim. Ve o kadar mutlu oldular ve yapabildiler ki size de göstermek istiyorum. Arkadaşlar bir kere eyeliner herkes çekebilir. Bunu bir bilelim. Ha tabii ki de kalın bir eyeliner göz şeklinize uygun kalın bir eyeliner çekmek zordur aslında. Ama ince bir eyeliner'ı bütün göz şekilleri ve bütün yetenek seviyesi, makyaja yeni de başlasanız, hiçbir beceriniz, el beceriniz olmasa da bence bunu herkes yapabilir. Öncelikle şöyle, ben asansörlü kalemleri mutlaka şu elimde biraz ucunu ısıtıp, buna gerek bile yok, çok yumuşacık bir kalem ama öyle kullanıyorum çünkü bir kere kalem gözümde kırılmıştı ve bu şekilde gözümün tam içine şöyle güzelce. Bu arada hiç ayna yok salonda yapıyorum ve tek ayna kamerayı bağladığım telefonum o yüzden şöyle tutsam nasıl olur? Bence oldu. Evet. Şöyle. Şöyle geçtikten sonra Burada kamerada belli oluyor mu bilmiyorum ama zaten e, direkt kirpik diplerinize uygulanan kalem kirpiklerinizi daha gürleştiriyor. Bakışlara hemen bir derinlik katıyor. O yüzden zaten bu bence efsane duruyor. Aynı şeyi bu gözüme de uygulayacağım. Şimdi artık iki gözümde de var. Eyeliner çekmek için tek yapmanız gereken şey şu. Şöyle açılı ya da düz kesik bir fırça da alabilirsiniz. Bunu bu şekilde tutuyorum, tamam mı? Bir dakika yanlış gözümü çıkarmayalım. Ve bunun ucunu şöyle alttan o kalemi sürükleyerek çekiyorum. Eğer koyultmak istiyorsam şöyle biraz daha kalem uyguluyorum. Şimdi çekeceğim. Hatta şöyle bile yapabilirsiniz bakın. Biraz daha belli olmasını istiyorsanız o ince eyelinerınızın kalemi biraz ıı, şey yaptım. Ve bu şekilde gözüme kıt diye şunu uzatınca şöyle çektiğinizde çok da güzel bir eyelinerınız oluyor. Hatta şöyle kapatıcıyla bu eyelinerınızı güzelce iskinleştirebilirsiniz. Fakat dediğim gibi bende şu anda kapatıcı var ama kapatıcı kalemi fırçası yok. Düzelteceğim fırça yok. Ama yakın çekim olarak çekmiştim o yüzden onu izliyorsunuz şu anda güzelce kapatıcımı alıyorum ve eyelinerımı düzeltiyorum. Ben de o sırada şu diğer gözümü yapmaya çalışıyorum ama tabii nasıl oldu hakkında pek bir fikrim yok ama oldu bence. Aslında bazen gözümüzde büyüttüğümüz şeyler ne kadar kolay çıkıyor değil mi? Yıllarca ay çok zor çok zor dedik ama bir kapatıcı, bir açılı fırça ya da kesik fırça kalem tık tık arkadaşlar. Gerçekten bunu çekemeyen biri varsa hemen bak bunu yap deyince yapıyorlar. Evet. Evet günlük makyaj deyip benim tintlerden bahsetmeme ihtimali maalesef yok. <laughs> Çünkü ben günlük makyajla tintleri çok uyuşturuyorum. Neden? Çünkü tinti hem dudağınıza bu arada bende var ama hem dudağınıza böyle bu şekilde sürüp Hatta dudaklarınız inceyse benim gibi ee, ve biraz böyle e, dolgun durmasını istiyorsanız ben bunu biraz bir tık taşırarak sürüyorum. Ve kuruduktan sonra e, hep kullanmış olduğum ne bileyim chapstick ya da dudak nemlendiricisini sürüyorum. Böyle hem parlıyor parlatıcı sürmüş mü gibi oluyor. Bir saniye göstereceğim. Ve Bear With Me var. Bir iki marka daha şöyle koyayım. Bunları da çok seviyorum. Hatta şu sarı olan efsane arkadaşlar. O sürdüğünüzde ve çok bir saat falan parlak duruyor ve dudaklarınızı aynı zamanda nemlendiriyor. Bu gösterdiğim ürünler ve hiçbir şey sponsor olmadığı için bana inanabilirsiniz. Artık bıktı insanlar. Biliyorum, farkındayım. o yüzden zaten bir tık da böyle siz de burada özel olarak görüşmek istedim ee, sevdiğim ürünleri böyle rahat 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 anlatayım belki Instagram'da hani bu böyle işte ne bileyim linklerdir falan hani bir tık öyle görünebilir ama e, burada böyle tam anlamıyla böyle makyaj konuşmak istiyorum O yüzden bir yine heyecanlandım. <laughs> Evet ama ne yapayım gerçekten sabahtan akşama kadar oturup makyaj konuştuğum insanlar vardır. Şu ürünü denedim mi? Şunu şey yaptım mı? Bak bu ürün de varmış. Gerçekten bir dil. Ve sen de buradaysan eğer biz bu dili konuşuyoruz demektir. Şimdi günlük makyajımızı titlerle de başka bir seviyeye taşıdığımıza göre şimdi gelelim artık şu saçlara. Biliyorsunuz arkadaşlar saçınızın derisiyle saçınızın uçlarına ayrı şekilde davranmanız lazım. Çünkü biri canlı, saç derisi canlı ama saçınızın kendisi ölü. O yüzden bu iki şeye ayrı şekilde bakım yaparsanız inanılmaz bir gerçekten değişim görünce böyle wow. Yani bu kadar kolay mıydı? Ben bunu saç videosu yapıp uzun uzun anlatacağım ama şimdi günlük makyaj günlük olarak yaptığım rutinlerden bahsettiğim için bunu eklemek zorundaydım. Siz saçınızın diplerine tıpkı hani yüzünüze maskara sürer gibi ay gözünüze yüzünüze dedim. Saçınızın da şu uçlarına diplerine dip duruyorum ama aslında uçlarını kastettim. Ne süreceksiniz biliyor musunuz günlük olarak? Ya bugün sürmediğim için hemen gösteriyorum. Aslında yatarken sürmeyi de çok seviyorlar. Yine Moroccan Oil'ın bu yağını kullanıyorum ama e, yani bilmiyorum argan yağı olur mu diyemem. Çünkü saçınızı yağladıktan sonra bir ağırlık çöküyorsa sonra gidip duş alasınız geliyor. Bunda öyle olmuyor ama böyle inanılmaz az. Yani şöyle bir 2-3 kere yaptım ama bakın bu kadar az var elimde. Ve bu saçlara inanılmaz iyi geliyor. Şöyle yapıyorum ve şöyle bütün uçlarına buralara sürüyorum. Ve saçlarımın uçları hiç olmadığı kadar bakımlı. O kadar uzun zamandır kestirmiyorum ki gerek bile kalmıyor. Normalde azıcık şey olunca böyle hemen kuaföre koşardım. Şimdi ona bile gerek yok. Gerçekten deneyin. Günlük olarak saçlarınızı yağladığınızda saçlarınızın nasıl bakımlı olacağını deneyin, görün, mutlu olun. Siz mutlu olun, ben mutlu olayım. Beraber bakımlı bakımı dolaşalım diyorum. <laughs> Ve bu şekilde de artık videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Burada olduğunuz için benimle çok teşekkür ederim. Ee, sorularınızı yanıtlıyorum ama geç yanıtlıyorum. Hepsini birden okuyorum. <laughs> mutlaka dönüyorum arkadaşlar. O yüzden dilediğiniz bir video varsa, bir ürün varsa bana mutlaka yazın. Göreceğim. Evet, günlük makyaj dedik. Günlük bakım olarak değiştirin ve onu başlıkta. Bu adımlar bana gerçekten inanılmaz ışıltı kattı. Eminim siz de ışıldayacaksınız. <laughs> Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. <laughs>